Her sektörden en doğru, en anlaşılır bilgileri ekranlarınıza yansıtmaya çalışan Adım Adım Londra programı sizler için bu hafta Haringey bölgesinde Bıçakçı Legal Center'ı ziyaret etti efendim. Ve biraz sonra yetkili kişiden sizler için gerekli detayları alacağız. Özellikle immigration konusunda, oturum konusunda kafasında soru işareti olan ekran başındaki siz sevgili izleyicilerimiz bu haberimizi iyi dinlesinler diyoruz. Efendim, Bıçakçı Legal Servis'ten Behçet Bey bizlerle beraber. Öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Evet, merhabalar. İsmim Behçet Bıçakçı. Ben Türkiye'de avukatım. Burada master'ımı yaptım. Son 3 yılda immigration alanında çalışmaktayım. Bir yıldan fazladır kendi ofisim var ve halkımıza hizmet vermekteyim. Peki Behçet Bey, Ankara Anlaşması üzerine daha fazla çalışıyorsunuz. Evet. Peki Ankara Anlaşması kısaca nedir? Şartları nelerdir? Aşama aşama kısaca bahsedersek. Evet, ben immigration bütün alanlarıyla ilgileniyorum ama özellikle Ankara Anlaşması'nda biraz daha uzmanlığımız oldu. Ankara Anlaşması'nı üçe ayırabiliriz, üç kısma ayırabiliriz. Ankara Anlaşması'nın bir önceki dönemdir. Buradaki vatandaşlarımız kendi işlerini kurmak isterlerse, bu dönemde işleriyle ilgili, yapmak istedikleri işlerle ilgili bir ön araştırma yapıyorlar. Bize geliyorlar. Yapmak istedikleri işle ilgili bize bilgi veriyorlar. Biz bu yönde onları yönlendiriyoruz. Ne tür belgeler gerekiyor bu amaçla? Özellikle business planları çok önemli. Başlamadan önce, başvurunuzu yapmanızdan önce. Business planları önce hazırlanır. Ondan sonra varsa onların referans mektupları varsa, işte sertifikaları varsa ve maddi anlamda kendilerini destekleyecek ve işini kuracak düzeyde bir maddi olanağa sahip olmaları lazım. Bu application'dan önce yapılıyor, başvuru öncesi. Başvuru dönemi normalde 2 hafta ile 2 ay arasında devam etmektedir. Ancak Home Office 14 haftaya kadar bizden duymazsanız dahi bekleyin diyor. Dolayısıyla bu daha uzun süre olabiliyor. Ama ortalama 2 hafta ile 2 ay arasında sonuç alınabiliyor. Ankara anlaşmalarında 3 sonuç vardır. Birincisi vizenizi alırsınız. Ve vizenizi aldıktan sonra burada yapmanız gerekenler işte HM Revenue yani vergi dairesine kaydınızın yapılması, sigortanızı yapmanız lazım, banka hesabınızı açmanız lazım, ondan sonra faturalardır, işte business kartlarınızdır, onları bastırmanız lazım, web sayfanızı açmanız gerekiyorsa onları ve yıl içinde yaptığınız o aktivitelerin bütün belgelerini topluyorsunuz ki gelecek 3 yıla başvurmak için. İkinci bir başvurudan sonra ikinci bir sonuç olabilir. Home Office sizden evrak istiyor olabilir. Vizenizi vermez, sizden ekstra evrak isteyebilir. Bu ekstra evrak istedikleri zaman biz yine müvekkillerimize yardımcı oluyoruz. O evrakları tamamlayıp Home Office'e gönderiyoruz. Ya da üçüncü bir olay vardır. Red olayı olabilir. Vatandaşlarımız red alma durumları da olabiliyor. Dolayısıyla red alındığında 2 tane yol vardır bizde. Bir tanesi mahkemeye gitmektir. Bir tanesi de home office'e tekrar yazı yazma. Hani nedenleriyle birlikte niçin bir daha gözden geçirilmesi gerektiğini yazıyoruz. Genelde bu yöntem sonuç alıyor. Bu yöntemle sonuç aldığımızda mahkemeyi geri çekebiliyoruz. Dolayısıyla müvekkillerimiz herhangi bir mağduriyet olmadan, mahkeme masrafına girmeden vizelerini alabilmekteler. Peki Ankara Anlaşması'na kimler başvurabilir, kimler faydalanabilir? Sadece iş yapacaklarla mı sınırlı yoksa öğrenciler de başvurabilir mi Ankara Anlaşması'na? Ankara Anlaşması'na buraya yasal olarak gelen herkes başvurabilir. Yasallıktan kastımız nedir? Vizesi olan, vizeyle bu ülkeye gelenler Ankara Anlaşması'ndan istifade edebilir. De Ankara Anlaşması bilindiği gibi iki şekildedir. Bir tanesi işçi, bir tanesi de işveren. Eğer bir yerden bir yıldan fazladır çalışıyorsanız aynı iş yerinde çalışmak şartıyla vizenizi devam ettirebilirsiniz. Bu da bu işçiler için geçerli. Ancak işveren olarak Ankara Anlaşması'na başvurmak istiyorsanız buraya geldiğiniz andan itibaren belirli bir araştırmaya yaptıktan sonra yasal olarak buradaysanız başvurabiliyorsunuz. Bunun herhangi bir sınırlanması yok. Ziyaretçi olarak olabilir.
aile ziyaretine gelmiş olabilirsiniz, ülke ziyareti olabilir, business ziyareti olabilir, öğrenci olabilirsiniz. Hani ya da eş olabilirsiniz, evlenmişsiniz, gelmişsiniz, ilişkiniz yürümemiş, ondan sonra anka anlaşmasına geçebilirsiniz. Dolayısıyla yasal olduğunu sürece herhangi bir sınırlandırma yok başvurunuzda. Evet, herkes istifade edebilir, Türk vatandaşı olmak şartıyla tabii. Peki Behçet Bey, özellikle son günlerde, son bir iki yıl içerisinde diyeceğim, ekonomik kriz serlerde varlığını çok yoğun bir şekilde hissettiriyor. Bu İngiltere genelinde de söz konusu ve her sektörde olduğu gibi immigration konusunda da belli sınırlandırmalar getirildi. Ve her geçen gün buna yenileri de ekleniyor. Ankara Anlaşması'na yenilikler getirildi mi, sınırlandırmalar getirildi mi? Ankara Anlaşması'na sınırlandırma getirilemiyor. Hı. Nedeni de Ankara Anlaşması Avrupa Birliği yapılmış olan bir anlaşmadır. Dolayısıyla İngiltere kendi iç hukukunda değişiklik yaptığı zaman Ankara Anlaşması'na uygulayamıyor. Bunun nedeni de Ankara Anlaşması yapıldığı dönemde ve ek protokollerde standstill clause diye bir olay vardır. Bu standstill clause dedikleri şey, sonradan aleyhe yapılan değişiklikler uygulanmaz. Lehe olan uygulanır. Dolayısıyla sonradan yapılan değişiklikler eğer bizim vatandaşlarımızın aleyhine ise, örneğin dil zorunluluğu getiriliyor. Bu Ankara Anlaşması için bir şart değildir. Gerekli olmadığı sürece bir şart değildir. Dolayısıyla bu zorunluluğu bize getiremiyorlar. Bunun nedeni de bahsettiğim o standstill clause dediğimiz olay, sonradan yapılan değişiklik aleyhe olduğu için, şahsın haklarını elinden aldığı için uygulanamıyor. İngiltere Ankara Anlaşması'ndan fazla değişiklik yapamıyor. Nedeni de birlikle yapılan bir anlaşma. Eğer ki bu değişiklik yapılacaksa bütün birlik tarafından onaylanmalı ve Türkiye'nin de katılımıyla o şekilde ancak olabilir. Dolayısıyla sonradan yapılan bu yeni değişiklikler, bu sınırlandırmalar bizim Ankara Anlaşması'na başvuran kişileri ilgilendirmiyor. Dolayısıyla öyle bir sınırlandırma onlar için söz konusu değil. Peki Ankara Anlaşması dışında başka hangi başvurular üzerinde çalışıyorsunuz? Ankara Anlaşması dışında bütün başvuruları yapabiliyoruz. Yetkimiz var. Bize gelen genelde oturuma yönelik başvurular yapıyoruz. Vatandaşlığa yönelik başvurular yapıyoruz. Öğrenci başvurularını yapıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sınırlandırmamız yok. Talep olduğu sürece bizim servisimizden, hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız olduğu sürece biz o servisi vermeye ve sağlamaya hazırız. Bundan sorunumuz yok. Peki son olarak Adım Adım Londra izleyicilerine nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Her şeyden önce bir toplum olarak burada birbirimizden haberdar olmamız çok önemli. Gerçek manada bir servis sağlamak çok önemli. Güvenebilecekleri, gerçekten işlerini yürütebilecekleri bir servisten istifade etmeleri çok önemli. O yönde biz ilerlediğimize inanıyoruz. Ve sizin aracılığınızla da en azından yurttaşlarımıza buradan ulaşmış bulunuyoruz. Yapabileceğimiz bir şey varsa illaki elimizden geldiğince toplumumuza faydalı olmak amacıyla elimizden geleni yapacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum açıkçası. Ben teşekkür ederim. Size. Çok sağ olun. Evet sevgili Adım Adım Londra izleyicileri, sizler için bugün Haringey bölgesinde Bıçakçı Legal Service'i ziyaret ettik ve Behçet Bey'den en doğru, en anlaşılır bilgileri sizler için ekranlarımıza yansıtmaya çalıştık. 1 Şubat'ta yayına girecek olan ve en iyilerin bir kapak altında toplandığı Business UK dergisi işbirliği çerçevesinde siz de bu en iyiler arasında yer almak isterseniz, siz de Adım Adım Londra programında yer almak isterseniz kontak numaralarımızdan bizlere ulaşın efendim ve 1 Şubat'ta yayına girecek olan Business UK dergisi içerisinde en iyiler arasında yerinizi alın ve Adım Adım Londra programında da yerinizi alın diyoruz. Bizler Adım Adım Londra programı olarak Londra gündemini sizler için ayrıcalıklı şekilde ekranlarınıza yansıtmaya devam edeceğiz efendim. Bizleri izlemeye devam edin.